akşamlar. Bloomberg HT ekranlarına hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş. Her çarşamba akşamı olduğu gibi Pandora'nın merakı ile karşınızdayız. Bugün bu hafta çok kıymetli bir konuğum var. Türk Edebiyatı'nın çok önemli isimlerinden biri. Çok sevgili yazar İnci Aral'la beraberiz. Hoş geldiniz İnci Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle çok geçmiş olsun. Küçük bir kaza geçirdiniz. Ayağınızı da bir kırdınız. bu halde geldiğiniz için çok teşekkürler. Çok son dakika bir şey oldu ama umarım iyisiniz, rahatsınız diye umuyorum. İyiyim. Çok ağrım geçmiş sancım olsun. Olmadığı için geleyim dedim. Çok yardımcı da oldunuz gelmemek, şimdi gitmeme. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Bu akşam hani bu halde geldiğiniz için ayrıca müteşekkiriz. Ama geldiğiniz için zaten müteşekkiriz. Sizle konuşacak çok şey var. Size anlatmama gerek yok zaten. Bilenler, herkes biliyor kim olduğunuzu, ne olduğunuzu. Bir tek şunu sorayım. Yeni bir kitap üzerine çalışıyorsunuz galiba, değil mi? Çalışıyorum. Ne zaman ummalıyız onu? Valla ağır gidiyor. Çünkü araya hep bir şeyler giriyor. Hem özel hayatımda hem de mesleki olarak yoğun. O yüzden mesela şimdi ayağımı kırdım. Evet. O da bir engel. Tabii. Sağa sola gidiyorum. Fuarlara katılıyorum. Yani biraz zaman alacak. Öyle anlaşılıyor. Peki ya. Yani artık bu sene içinde diye umalım. Tabii. Diyelim. Bu sene içinde. Şahane. Evet. İsterseniz başlayalım. İşte malum programımızın formatı bugüne kadar ne sizi siz yaptı? Hayatta ne biriktirdiniz? Neler sizi ve sanatınızı şekillendirdi? Siz de bir bavullasınız her konuğumuz gibi. Açıp istediğiniz gibi anlatmaya başlayabilirsiniz. Nasıl, açalım. Nereden başlamak istersiniz? Açalım. Buyurun. Kronolojik gidebiliriz ya da işte nasıl içinizden geliyorsa, sohbet nereye götürürse. Bununla başlayacağım. Buyurun. Bu annemin 1953 Ece ajandası ve babamın ölümünden sonra 53 Şubat'ında babam öldü. Annemin duygularını yazdığı bir defter. Babamdan 2 yıl sonra da annem öldü. Siz çok küçük yaşta annenizi ve babanızı kaybettiniz. Evet, 11 yaşında ikisini de kaybetmiştim. 9 yaşında babama, 11 yaşında annemi. Sonra ben bu defteri annemin bir el çantasında buldum. Ve annenizi kaybettikten sonra Sonra bu benim yazarlığımın başladığı andır diye düşünüyorum. Sonradan düşündüm tabii, bu o anda değil. Şöyle bir düşünce oldu yalnız, onu hatırlıyorum. Konuşmalar, sözler, birbirimize anlattığımız her şey, sözle anlattığımız her şey uçar gider, değişebilir, inkar edilebilir veya unutulabilir, yanlış anlaşılabilir. Fakat yazılı olan hiçbir şey kaybolmaz. Bana bu duyguyu verdi bu defter. Çünkü o yıl, annemin öleceği yıl, ölmeden önce yazdığı duygular burada kalmıştı. Hala kalmış, bakın 1953 yılında kalmış. Ben yazmaya herhalde o an heves ettim. Benim yani yazarlığım bu defterle başladı diye düşünüyorum. Ne kadar güzel bir yerden başladınız. Evet. Yani sözlerin değerini kavradım. Yazılı sözün değerini kavradım. Ondan sonra edebiyata her zaman ilgi duydum. Yazılı her şeyi merak ettim. Ve bugünlere kadar bu merak sürdü. Yani böyle buraya bırakabilirsiniz isterseniz çıkardıklarınızı. Evet. Yani şöyle olur, çoğu insan hani sizin mesela çok spesifik bir an olması ve bunun bir fiziksel karşılığının da bulunuyor olması çok acayip bir şey. O anı olmanız. Yani, tabii ki o anda bilmezsiniz ama sonra dönüp baktığınızda o anın belirleyiciliği ve bunun bir nesne olarak da saklanmış olması. Annenizle ilgili, annenizi de başka türlü tanımanıza sebep oldu herhalde. Gerçekten öyle oldu. Çünkü çok küçüktüm. Tabii. Annemi tanımaya fırsatım olmamıştı. Zaten hastaydı da annem. O zaman tanıdım. Yani evet, çok roman okurdu, edebiyata meraklıydı filan.
ve çok güzel konuşurdu bir İstanbul Türkçesiyle. O, hala ondan öğrendiğim sözcükler var mesela, unutmadığım. Fakat asıl annemi değerlendirmem sonraki yıllarda oldu. Çok güzel bir yerden başladınız. Devam edelim isterseniz. Annenizle ilgili başka, annenizle babanızla ilgili birkaç bir şey daha galiba var. Evet, bir şey var. Fotoğraf. Birkaç fotoğraf var. Doğumumla ilgili bir fotoğraf var. Doğduğum ana ilişkin. Doğduğum günü çekildiği bir fotoğraf var. Kimler bu fotoğrafta? Bu yataktaki annem, kucağındaki kundakta da benim. Yanındakiler? Yanındakiler abim, babaannem ve babam. Ay. Evet. Fotoğraf nerede çekilmişti? Denizli'de. 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 Evet, bir de annemle babamın bir fotoğrafı var. Bu fotoğrafın altında saadetimizin 8. yıl dönümü yazıyor. Anneniz yazmış öyle mi? Evet, annemin yazısı. Evet, annemin yazısı. 1944 İzmir. Ki sizin doğduğunuz yıl 1944. Evet, evet, evet. Şimdi bir de... bunları daha sonra ama şimdi şey yapabiliriz. Burada da üç kadın yazar. Ay. Eylül 1985'te bir arada. Tomris Uyar, Feyza Hepçilingirler ve ben. Ay ne güzel bir fotoğraf. Evet. Çok böyle bir fotoğraf. Tarihi bir fotoğraf. Evet. Tamam, mutlu, neşeli ve böyle çok şey. Evet, evet. Böyle bir özel bir, samimi bir an paylaşılmış ve onun evet, yakınlığı var evet, gibi yüzünüzde. Bir dostun evinde yemek yemiştik. O fotoğrafın çekildiği günün hikayesini hatırlıyor musunuz? Bu hatırlıyorum. Anlatabilir misiniz? Şu şöyleydi. Bir yarışma açılmıştı. Bir öykü yarışması açılmıştı. Ve bu yarışmayı Feyza kazanmıştı. Hmm. Feyza Hepçilingirler. Eski bir balerin adlı. Sanıyorum, emin değilim ama Enka bu yarışmayı açmıştı. Feyza kazanmıştı ve biz bir dostun evinde onu kutlamıştık. Yani biz de katılmıştık. Anladım. Ama hiçbir kompleks yapmadan, kıskanmadan Feyza'yı kutlamıştık. Böyle kız kardeşlik fotoğrafı gibi bir şey. Evet, çok çok güzelmiş. Daha yani fotoğraf çok güzel ama hikayesi de daha da güzel. Hikayesi öyle. Şu da benim Yunus Nadi 55. Yunus Nadi ödülünde çekilmiş bir fotoğrafım. Ödül alırken Zülfü İlvaneli var. Bir de genç bir yazar var. Hmm. Onun adını hatırlayamadım şimdi. Şöyle bir ödül fotoğrafı. Fotoğraflar böyle. Çok böyle alalım isterseniz. Orası kolay olsun sonrası diye. Bana ailemden çok az şey kaldı. Çok. Çünkü yuvamız çok, ben küçükken yıkıldı. O eve ait her şey dağıldı, atıldı veyahut da işte kayboldu. Ondan sonra da ben bana ait, çocukluğuma ait çok küçük şeyleri bir daha ele geçiremedim. Zaten o yıllarda da böyle bu kadar bir fotoğraf çekme şansımız yoktu. Bu nasıl olduysa kaldı. Bu babamın usturası. Evet, paslanmış. Bu da benim elime geçti bir yerlerden. Bu ve sakladın. Evet, sakladım. Evet. Babanızla ilgili ya çok küçükmüşsünüz. Çok yani hatıranız az, çok az herhalde, öyle evet, mi? Evet, babam çok genç yaşta beyin kanaması geçirdi. Orman mühendisiydi. Bir gece ormandan getirdiler. Ve ondan sonra da hep tedavi şansı aramak üzere annemle babamın hayatı yönlendi.
işte çeşitli yerlere, çeşitli doktorlara gidildi, gelin filan ama şey olmadı yani. 9 yaşındaydım dediniz değil mi babanızı babam kaybettiğinizde? Babam ilk 9 yaşında kaybettim ama ilk kazayı geçirdi. Yani beyin kanaması geçirdiği zaman 4 yaşlarında filan. Hani böyle bütün bu olmadan önceki çocukluğunuza dair hani her şeyin daha yolunda olduğu zamana dair olmadı. Çok maalesef çok iyi bir çocukluğum olmadı. Yani bir de kız kardeşim vardı benden. Denizli'de geçti çocukluğunuz. Hayır, değil mi? Hayır. Babam değil. İşte sürekli bir yerden bir yere tayin Denizli'de oluyordu. Denizli'de doğdunuz ama sonra. Evet, sonra Bolu'da kaldık. Karadeniz Ereğlisi'nde kaldık. Manisa'da kaldık. Yani hep okullar değişti, sınıflar değişti. Ben hep böyle biraz bir yabancı bir öğrenci olarak hayatımı geçirdim diyebilirim. Çok arkadaşım olmadı. Zaten annem öldükten sonra da küçük halam beni yanına aldı. Onlar da eniştem de halam da öğretmendiler. İşte okuma merakım falan biraz oradan evde kitaplık olduğu için. Bu arada kardeşinize de ayrılıyorsunuz. Kardeşimi de büyük, evet, büyük halam aldı. Yani aile dağılmış oldu. Peki bu yani çok zor bir şey bu tarif ettiğiniz. Özellikle küçük çocuklar hani tabii ki yerini bilmek, bir yere ait olma ihtiyacı duyuyor. Bir eve, bir okula, bir takım insanlara, arkadaşlara. Ama bir yandan da böyle sizi işte her toprakta bitebilme gücü de veriyor galiba insana bu. Bir adapte olma hayata karşı. Yani öyle bir etkisi oldu mu oldu, sizin? Olmuştur oldu, değil oldu. Mi? Oldu. Çünkü şöyle düşündüm yani annem öldükten sonra abim zaten çalışmaya başlamıştı. O da okulu bıraktı. Yani kardeşimi görmedim yıllarca. Şöyle düşündüm. Artık tek başınasın. Hı hı. Yani ayakta durmak zorundasın. Bunu çok erken fark ettim. Ve bu beni güçlü kıldı. Yani kendi sorunlarımı kendim çözmek zorunda kaldım. 6 yıl yatılı okullarda okudum. Bütün o şeyi devlet parasız yatılının ne olduğunu çok iyi bilirim. Ama ona bir teşekkürim. Devlet beni bugüne getirdi yani. Okumama, öğretmen olmama işte sebep oldu. Genç yaşta işte öğretmen olarak bir yerlere gittim filan. Hayatımı kazandım. Farklı bir bilinç kazandım. Yani onun için güzel bir şeydi bu. Yani mutlaka ki şeyi göreceğiz zaten edebiyatınızı nelerin şekillendirdiğini ama bu çocukluk, bu deneyim ve işte bu okuma deneyimi sonrasındaki mesleki deneyim edebiyatınızı da herhalde epeyce biçimlendirdi diyebilir miyiz? Çok okuyordum. Yani çok kitap okuyordum. Ben öğretmen okulunda okurken kitaplık kolu başkanıydım. Ve kitaplığın anahtarı bende duruyordu. O zaman Milli Eğitim Bakanlığı Hasan Ali Yücel'in klasikleri dizisi hep yatılı okullara da geliyordu. Ve ben yani 18 yaşını bitirmeden Fransız, İngiliz, Rus klasiklerini bitirmiştim. Kendimi kütüphaneye kapatıp kitap okuyordum. Sadece roman da değil yani felsefe okuyordum, tarih okuyordum. Çok enteresan bir okuma süreci geçirdim. O yaşlarda kimleri okuyordunuz en yani çok? Fransız, İngiliz, Rus deyince merak ediyorum. İşte yani özellikle hatırladığınız o yaşlarda okuyup çok etkilendiğiniz. Tolstoy'u okuyordum. Dostoyevski'yi okuyordum. Anatol Frans okuyorum yani. Bir de yani felsefe Montaigne okudum. Yani bütün o klasiklerin içerisinde mesela Jacopo Ortis'in mektupları diye bir şey var. Adını şimdi hatırlayamadım. Ama yani şey böyle ağır şeyler okuyordum. Çok acayip. André Gide okuyordum. Çok seviyordum André Gide'i. O yaşta ben yani 25'imde falan artık André Gide okuyayım diye dar kapıya elim aldım. Hayatın anlamı falan yani bunları okuyordum. Tabii çok zor metinler. Evet. Peki devam edelim isterseniz. Çok soru sordum size. Evet. Merak ediyorum çünkü. Şimdi tabii ondan sonra
O daha o yıllarda öğretmen okulunda ve eğitim enstitüsünde resim bölümü okudum Gazi'de. Desen de çiziyordunuz sanırım. Yani böyle yazarlığınızın en başına eşlik eden desenler de çiziyordunuz. Yani resim çok iyiydi. Hmm. Resim derslerim çok iyiydi. Bir de resim öğretmenim vardı Belkıs Hanım. Ona çok hayrandım. Hmm. Yani çok zarif bir kadındı. Onun gibi olmak istiyordum. Ve resim bölümünü seçtim eğitim enstitüsüne girerken. Bitirdim. Öğretmen olarak Samsun'a gittiğim zaman da herkese mektuplar yazıyordum. Samsun Öğretmen Okulu'na tayin olmuştum. Herkese, abime, tanıdıklarıma, arkadaşlarıma sürekli mektup yazıyordum. Bu mektup merakının benim yazarlığa hazırlanmamla ilgili olduğunu sonradan şey yaptım. Günlükler tutuyordum. Bayağı ki yani günlükler tutuyordum. Ve şey... O bir antrenman gibiydi. Evet, pratik. Antrenman gibiydi. Yazma pratiği evet, gibi. Evet, pratik. Evet. Acaba o dönemki mektuplarınızdan hiç kalan var mı? Var var. Ha, var. Biliyorsunuz. Yani çok şey, bugün zaten büyük bir çoğunluğunu yok ettim. Hmm. Ama kalanlar da çok ilginç değil. Yani genç bir insan. Ama yine de yani ilginç olması değil de sizle ilgili bir sürü şey söylüyordur şüphesiz o zaman yazdığınız şeyler. Herhalde, herhalde. Yani şunu fark ettim ki tutkuyla yazıyorum. Hmm. 30 sayfa, 40 sayfa mektuplar. Mektup, gerçekten mi? Evet. Yani ne olmuş o gün, nereye gitmişim falan böyle bütün ayrıntılar var yani o mektuplarda. Aha. Şimdi evet. Daha iyi anladım yazarlığa hazırlanma derken ne kastettiğinizi. Kesinlikle, kesinlikle öyle olduğunu. Anladım. Sonra... Yine bu mektup yani şey Samsun'dan sonra Manisa'ya geldim. İşte evlendim. Hı. İki tane oğlum oldu filan. Ama o evlilik yürümedi, bitti. Ve yine mektuplara döndüm. Böyle mektup yazdığım bir arkadaşım dedi ki, o da Türkçe öğretmeniydi. Yani çok güzel yazıyorsun, doyamıyorum mektuplarına. Hı. Sen biraz hikayeye çevirsen bu mektupları yer yer ve dergilere göndersen olabilir mi filan dedi. Bunu yaptım ve iki yere gönderdim. Türk Dil Kurumu'na, onun dergisine yani Türk Dili dergisine ve şeye Varlığa, Varlık o yıllarda çok gündemde olan bir şeydi. Evet. Şimdi... O orayla ilgili size iki eski sayı göstereceğim. Bu Türk dilinde yayınlanan ilk öyküm. Gönderdiğim ve hemen işte beğenildiğini ifade yılına ettikleri. Yılına bakmaya çalışıyorum. 77. Ve acayip şey Aday evet. Kağoğlu falan çok şey isimlerle ama beraber. Ama bu çok önemli tabii. Bir dergiydi. Hmm. Yani bu yazı kurulunda da şairler, Cahit Külebi, ben mesela Cemal Süreyya'yı ilk defa orada tanıdım. Hmm. Orada gördüm. Ne güzel. Ama bu şeyi gördüğüm zaman, adımı ilk kez basılı gördüğüm zaman... Nasıl bir duygu? Ağladım. Ya. Şeyden değil, heyecandan değil, korkudan. Ben şimdi ne yapacağım? Büyük bir sorumluluk üstlenmiş gibi hissettim kendimi. Ve ezildim onun altında. Siz Cemal Süreyya ile falan sonradan birebir tanışıklığınız da olmuştur. Evet tabii. Cemal Süreyya bana, yani ben İstanbul, o zamanlar çok önemli yazarlar vardı tabii. Çok ismi çıkmış. O İstanbullu büyük yazarlar tarafından ilk anda pek görülmedim. Hı. Bana... Sahip çıkan bazı yazarlar oldu. Atilla İlhan, Cemal Süreyya, Tarık Dursun filan. Bunlar arkamda oldular. Yani bana cesaret verdiler. Güzel. Evet, bir de yine varlığa gönderdiğim Ağustos 77'de tekrar
varlıkta bir öyküm yayınlandı. Ama arka arkaya yani. İki tane gönderdiniz ve hızlıca yayınlandı. O yıl 12 öykü yazdım. Hı hı. Hepsi yayınlandı. Aa, ne güzel. Ve çok Yaşar şey bir Yaşar Nabi'nin yani. Bir mektubu. Yani ilk öykümü aldığı zaman bir mektup yazdı bana. Diyor ki yani çok beğendim öykülerinizi. Ben diyor yani Türk Edebiyatı'nda öne çıkmış yazarların ilk kitaplarını basmış, onları bilen bir insanım. Siz de çok yeteneklisiniz diyor. Ama bence siz iyi bir öykücü olmaktan çok iyi bir romancı olacaksınız diyor. Bu yargıyı birkaç öyküden sonra vermiş olması onun deneyimini gösteriyor tabii. Öyle oldu ama bu mektubu saklıyorum çünkü çok tarihi bir mektup tabii bu. Ki. Ne kadar güzel. Evet. Ne kadar iyi saklamışsınız burada. Siz böyle eşya saklayan birisiniz. Böyle benim için çok önemli şeyleri saklıyorum. Ondan. Bir de bir arşivim var tabii yani. Ne güzel. Kişisel tarihinizi. Evet. Bunu da buraya koyalım. Şimdi sonra ne oldu? Kitaplar tabii. Kitaplık. Yani ilk öykülerim yayınlandıktan sonra böyle çılgın bir şekilde okumayı sürdürdüm. Bu Faulkner beni çok etkilemiş bir yazardır. İlk okuduğunuz Faulkner kitabı bu muydu, hatırlar mısınız? Yani kültür kitap ama... İlk okuduğum onunla buydu. Beni şöyle yönlendirdi. Bini çakışı. Ben şunu fark ettim. İnsanın düşünce biçimi tek çizgiyle ilerlemiyor. Yani geçmiş, gelecek, şimdi iç içe. Ve sürekli bir iç konuşması var insanın. Bütün olaylar, durumlar karşısında. İşte bu ses ve öfke beni çok etkiledi. Yani kahramanlarımı konuştururken bu bana çok uygun geldi. Bu bir de Virginia Woolf. Evet, bilinç akışı deyince zaten akla hemen ikisi geliyor. Hatta ikisi geliyor. Ne yazık ki o da şeydi, Dalgalar. İlk okuduğum kitap. İlk dalgaları mı okudunuz? İlk dalgaları okudum, allak bullak oldum. Çok zor bir kitap. Zor kitap çok ama zor. Bana çok uygundu. Evet. Benim çok... anlatmak istediğim şeye, üsluba çok şey yapıyordu. Ben hiçbir zaman bir şey yazmadım ama yani yazmanın biçimleri üzerine düşünen biri olarak yazmayı düşünmesem de dalgaları ilk okuduğumda bu ne acayip bir şey dediğimi hatırlıyorum. Yani böyle bir yani biçim olarak hani anlattığına gelemeden yaptığı şeyin biçimini çok etkileyici bulmuştum. Bu kitapta da aslında benzer bir şey var. İşte şimdiki zamanı geçmiş zaman gibi yazıyor falan. Aslında okuru çok zorlayan ama bir yandan da acayip de bir, siz daha iyi ifade edersiniz, alan açan, yazara çok acayip kesinlikle, bir alan açan bir şey değil mi? Kesinlikle, genişleten. Evet. Mesela şeyin Virginia Woolf'un ondan sonra kitapların beni o kadar etkilemedi. Dalgalar kadar etkilemedi. Kitap yanıma yok, yazlıktaki evde kalmış. Altı böyle bütünüyle çizilmiş. Yani beni yazar olarak bugünkü üslubuma hazırlayan o iki yazardır. Ya biçim olarak çok tabii dediğim gibi yani çok yaratıcı ve özgün ve peki yani şöyle bir şey merakımdan sonra çok merak ediyorum. Programın ismiyle müsemma bir merak. Yani insan öyle bir şey okuduktan sonra siz mesela ben bu biçimde yazabilirim, yazayım buna benzer buradan yola çıkan zamana eğip bükebilirim ben de dediniz ve sonra da nasıl oldu ilk deneme? Bunu şey yapmıyorsunuz yani o anda düşünmüyorsunuz. Sadece sizi çok etkiliyor. Yani bu zaten ben hep öğrencilerime de söylüyorum. Yazmak okuyarak öğrenilir. Kesinlikle değil mi? Doğru. İşte bu şey, bu etki, ben bunun insana en uygun yöntem olduğunu düşünüyorum. İnsanın düşünmesine, varoluşuna, macerasına uygun bir yöntem olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu üç zamanı iç içe kavramaya başladım. Çünkü insan beyni de aslında bütün zamanlar yani böyle bir adadı. Zamanlar bir üstü bir zamanda düşünen ve kesinlikle çalışan bir şey aslında. Kesinlikle şimdi bugünü yani şu anı düşünürken
hop diye geçmişe dönebilirsiniz veya ileriyi tasavvur edebilirsiniz. Bunlar o kadar ayrılmaz şeyler ki bunun üzerinedir benim şeyim, yani yazma biçim. Bu şekilde ifade etmeyi seviyorum insanı ve doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Evet, yani çok dediğim gibi, yani bazı çok zor bir şey bu arada böyle yazmak yani, ama evet. Şeye çok alan açtığı şüphesiz. Ya yani herkesin evet. de becerebileceği bir iş değil. Onunla bir... ilgili bir yazar daha var. O da Cortázar. Bu benim hayatta en sevdiğim kitaplardan biridir. Evet, evet. Ve şu an elinizdeki eski baskılara büyük bir kıskançlıkla bakıyorum. Bakın nazarım nasıl... değmez, umarım değmez ama yani... Bakın sayfalar şey yapım. Hiç elimden düşürmediğim bir kitaptır bu da. Yani peki, Cortázar'ın başı kitapları da tabii. Cortázar çok bambaşka bir bambaşka, şey. Bambaşka. Çok bambaşka. Bambaşka. Peki şey sorabilir miyim? Herhalde birden fazla kez okudunuz anladığım kadarıyla. Tabii zaten. Tabii bakın parçalanmış. Hani iki şimdi farklı ben, türde okunabiliyor ya, atlayarak atlamayarak her türlü okudunuz şöyle herhalde. Şöyle yapıyorum. Bir şey, yeni bir şey yazacağım zaman yazacağım şeyin bir benzerinin çok sevdiğim bir yazarda nasıl anlatıldığına bakıyorum. Bakıyorsunuz. Tabii burada bir Meksika tarihi var filan. O değil ama nasıl ifade etmiş. Yani bir diyelim ki bir tavan arası anlatacağım. İlginç bir şekilde hangi kitapta tavan arası ya da işte bir diri atölyesi var, onları hatırlıyorum. Beyniniz ve, böyle katalogluyor gibi aslında evet, kitapları. Evet. İşte onun için orada o bölümleri tekrar tekrar okuyorum. Bakın ama kitaba bakalım. Daha da parçalanmasın. Çok çok kıymetli. Ya bu ya Cortázar. Ben mesela şeyi, yani şu an böyle kafamda sizin şeyin biraz oturdu edebiyatınızla bu şey. Yani siz biçimle epey ilgili bir yazarsınız zaten, biliyoruz. Şimdi bütün bunlar böyle biçimi özellikle kovalıyorsunuz sanırım, yöntemi, tekniği, bozmayı, sökmeyi, böyle evet, romanı. Ama tabii insan ruhuna uygun yazarlar bunlar. Yani insan kesinlikle. Ruhunu irdelemiş, sonuna kadar onu izlemiş insanlar. Faulkner'in bir de şey vardır, Ağustos Işığı. Ona da deli olurum yani. Ve şey olarak da ondan öğrendiğim bir şey var. Mesela beyaz fakat aslında zenci kanı olan bir adama yapılan zulüm. Ağustos Işığı budur. Yani çok... tabii ki ona oraya gelene kadar şeyler... bütün Amerikan edebiyatı, Schitambek, Cennet Yolları, yani okumadığım şey ama çok seçiciydim. Yani ilk zamanlar belki böyle popüler kitaplar okudum, romanlar okudum. Değil mi? İşte. İnsan yolunu bulmaya çalışıyor evet. okur olarak. Ama onlar beni hiç şey yapmadı, yani çok ilgilendirmedi. İyi yazarları keşfetmeye şey yaptım. Mesela bunlardan biri de hani Ernö'dür. Mesela bu da yine ilk baskısıyla karşımızda ve ben evet. yine çok kıskanç bu, bir kıskançlık duyuyorum. Cem Yayın Evi. Bunu bir, hani böyle kelepir kitaplar satılan yerler vardı ya. Şöyle baktığım zaman birkaç satır okuduğum zaman bu bana yarar diyorum. Yani bu benim yazarım. Ve hani Ernö'nün buna benzer, işte artık Cem Yayın Evi yok. Yani bu eski bir Cem Yayın Evi. Kitaplarını topladım. Daha... Bir kadın, bir erkek, annesini, babasını anlattığı şeyler. En son Kürtaj diye. O da benim yani bu yeniden basılmadan önce keşfettiğim bir şeydi. Valla çok... Hani Ernö müthiş bir, hele Yalın Tutku diye bir kitabı var. Okumadıysa herkes onu okusun. Katılıyorum. Evet. Ben bu aşkı bu kadar güzel anlatan. Ne zaman okumuştunuz Yalın Tutku'yu? Hatırlar mısınız? Yalın Tutku'yu 90'lı yıllarda. 90'lı yıllarda. Yani 20'lerinizdeyken aslında. Hayır. 90'lı yıllarda. Ha, 90'lı yıllar. Çok pardon. Yanlış hesap yaptım. Evet. Zaten o yıllarda galiba Türkçe'ye çevrildi. Hani evet. Ve bu sene, geçen sene Nobel aldı. Evet. Hani Ernö. Ve bütün dünyada bir Ernö meselesi evet, oldu. Siz evet. çok erken keşfetmişsiniz. Çok erken keşfettim.
Burada bir şey kitabı miyim? Olmayan bir yazar daha var. Buyurun. Peter Henke. Ha, o Solak Kadını'nı o kadar çok beğenmemiştim. Ama sonraki kitaplarını gene böyle keşfettim. Yorgunluk üzerine, bir çocuk üzerine, çocukluk üzerine filan. O da Nobel aldı. Tabii birkaç sene önce de Benim de bu şekilde mimlediğim ve çok sevdiğim yazarların... Var mı başka önümüzdeki yıllarda Nobel alacağını düşündüğünüz isim? Pertamüller en son o da Nobel aldı. Tam bundan sonra Nobel sezonundan önce sizi Doris Lessing, sararız. Bayılırım Doris Lessing'e. Çok özel bir kadın, evet. Evet, o da Nobel aldı. Yani bunları keşfediyorum. Böyle bir şeyim var yani, duygum var. Şunu söyleyecektim. Yarno, geçtiğimiz sene 2022'de İstanbul'a geldi bir film gösterimi için, bilmiyorum haberdar oldunuz mu? Küçük de bir imza günü yaptı. Hemen Nobel aldıktan çok kısa süre sonraydı. Ben de gittim oraya ve işte kitabımı imzalattım. Ve Yalın Tutku'yu imzalattım ve dedim ki, şöyle söyledim, çevirmeni tercüme etti. Bu kitabı 15 yaşında okumuş olmayı çok isterdim. Başıma neler geleceğini öğrenirdim eğer de erken okuma şansım olsaydı dedim. Öyle bir güldü ki yani, ah çok iyi anlıyorum gibicesiyle yani. Dediğiniz gibi çok acayip ya, bir böyle çok 80 acayip sayfa bir kitabın bu kadar insanın içine işleyebilmesi hiç olacak hele bir iş değil. Hele o başlangıcını hiç unutamıyorum. Yani artık başka biri olduğunu, aşık olduğu zaman falan. Aşk üzerine bir kitap yazdığım zaman o bölümü aldım. Anladım. Çok güzeldi. Çok evet. Dediğim gibi çok da ne güzel, erken şimdi keşfetmişsiniz. Benim hayatımı değiştiren kitaptan. Bir Başka Kadın'ın. Hayır, Malina. Yok, Ingeborg Bachmann'ı kastederek. Ingeborg Bachmann. Şimdi ben dört öykü kitabından sonra bir ara kırıldım edebiyat dünyasına. Şimdi mesela bazı insanlar benim yaptıklarımın görülmediğini, kabul edilmediğini o İstanbul Dükalığı tarafından itiraf ediyorlar. Yani o günlerin edebiyatçıları bunu söylüyorlar. Kabul etmediler seni filan diyorlar. Neden öyle bir direnç oluyor? Neden taşradan gelmiş bir öğretmen kadındım yani. Makbul bulmadılar evet, yani. Yani böyle İstanbul'da eşi dostu yazarlardan falan öyle birisi değildim, yalnızdım. Ama aslına bakarsan kadın yazarlar yalnız yürürler. Onun için de hiç kimseye şey yapmadım. Yani benim için Atilla İlhan çok önemliydi, beni beğenen biri olarak. Cemal Sıra çok önemliydi. Onun için fazla şey yapmadım. Yani böyle o da beni beğensin, gidelim işte oturalım filan diye. Hatta Cemal Süreya'ya şey demiştim. Ya bu toplantılar filan yapıyorlar, beni de çağırın oraya falan demiştim. Dedi ki, sen ne yapacaksın orada? Biz kadınların kalçalarını konuşuyoruz. Oh, çok fena. Evet, yani böyle bir ortam. Onun için yani o zaman iyi bir işim vardı. Bir sanat galerisinde çalışıyordum. İşte her ay sergiler açıyoruz filan. Ressamlardan, sanatçılardan dostlarım var. O sıralarda bir şey oldu, yarışma. O son çıkan hikaye kitabımı da oraya gönderdim. Ve bir gün galeriye, Bağdat Caddesi'nde, Gorbon Galerisi'nde çalışıyordum. Sabahattin Kudret Aksal geldi. Kitabım da böyle yeni çıkmış, şeyin yerinde de işte yani. Masanın üzerine duruyor. Kendisi jüride. Baktı kitaba, dedi, bu yeni mi çıktı filan. Yani jüride karar verilmiş, o kitabı görmemiş bile jüri üyesi. Tam 4 yıl yazmayı bıraktım. O kadar şey, dedim ki her şey yalan. Ay, ama çok haklı bir kırgınlık. Evet. Galeride çok mutluydum zaten. Güzel bir işim vardı filan. Derken Malina çıktı. İlk baskısı böyle değildi. Malina'yı okudum. Bu bana bir şey verdi. Yani bir alan açtı. Şunu fark ettim. Gerçi orada böyle
Malina'nın bir kadın yanı, bir erkek yanı vardı. Bu ikisi mücadele eder filan. Benim içimde de öyle bir şey var. Ama kadın erkek değil de benim işte iyi bir ev kadını, hanımefendi, hanımefendi olmak üzere yetiştirilmiş ki halam beni öyle yetiştirdi. Olma idealimle benim esas olmak istediğim. Ne kadar çok kadın bunu evet. yaşıyor ve evet. tespit evet. edemiyor. Ve işte de. Öyle erkek kuşlar buradan doğdu. Malina'dan ya yani. Onu okuduktan sonra bu, ben o işte iki ayrılmayı yani kadın erkek diye değil olumlu yanımla bağımsız olmak arasındaki farkı. Bu kadın bir de iki aşk arasında kalınca o zaman işte roman çok popüler oldu. İyi ki... Ama beni tekrar yazmaya döndürdü. İyi ki karşılaşmışsınız. Evet, evet. Malina da çok, evet. çok müthiş çok, bir. Çok tabii ondan sonra Ingeborg Bachmann'la daha yakın bir şeyim oldu. Bu arada Yapı Kredi Yayınları şimdi tekrar basıyor kitaplarını. Bu vesileyle hatırlatmış evet. olayım. Evet. Yine 30. yaştı galiba. Bu da şimdi 30. yaş yoktu. Çıktı. Yeniden evet. bastılar evet. Şimdi burada bu benim... Size oraya gelmeden bir şey söyleyebilir miyim İnce Hanım? Yani siz bir kadın yazar... Ya ben hani ben de bir kadın olarak bir şeyler yapmaya çalışan biri olarak bu kadınlık meselesini çok önemsiyorum. Dediğiniz çok doğru. Kadın yazarlar yalnız yürümek zorundadır dediniz ya. Yani siz işte 50 sene öncesini anlatıyorsunuz burada bize ama hala da çok farklı değil öyle, aslında. Öyle, öyle. Ben mesela hani mesela Annie Arnaud'un aldığı Nobel'i o açıdan çok kıymetli bulmuştum. Yani çok... çok üstelik de çok kişisel deneyimlerini yazan bir kadının edebiyatın en büyük ödülüyle ödüllendirilmesi evet. çok sembolik. Yani kadınların yaptığı edebiyatın genel olarak yani kadın edebiyatının ve bu biçimde yapılmış edebiyatın hakkının teslim edilmesi anlamında ne kadar çok hikaye var sizinki gibi. Ama şu da çok hoş, bir başka kadın yazar. Uzaklardan sizi böyle elinizden tutup tekrar geri çağırmış aslında. Orada da bir evet. dayanışma var böyle. Evet. Hiç tanışmayan kadın yazarlar. İşte şöyle bir şey var. Hiç kaybolmuyorsunuz. Hmm. Yani 3 kişi, 5 kişi biliyor sizi ve izliyor yani. Ben hep şunu söylerim. Ben bir kişi için yazıyorum. Bir kişi. O çok önemli. Bir kişi. Hmm. Yani şeyde hadi Erno'da ilk şeyden beri, ilk kitabından beri o annesinin babasını anlattığı işte bir kadın bir erkek kitaplarından biri şeydir. Benim favorimdir yani. Çok dediğim gibi ne yani çok erken şu anda bütün dünyada bir kürtajın filmi de yapıldı bu arada. Onu görmedim. O da fena bir film değil. Epeyce şey yapıldı. Hani bilmiyorum nasıldır yaklaşımınız bu kitap uyarlaması filmine. Malina'nın da filmi var bu arada mesela. Ben filmden hiç hoşlanmamıştım. Kitabı daha çok sevmiştim. Bence neyse. Yani kitabın gücü çok başka. Buyurun devam edelim. Lütfen. Evet bunlar da benim el yazmalarım. Ay. İlk öykülerimi böyle elde yazıyordum. Kağıtlara. Hatta yani Yeşil adlı romanımı da 95'te bakın buradan da sayfalar var. Bu şekilde yazmıştım. Sonra şey el bileklerim hep bandajlıydı. Çünkü bir öyküyü bir kere, iki kere, üç kere, beş kere yazdığım oluyordu. Düzelte. Sonra bu bilgisayar mühendisi oğlum bana bir laptop getirdi. Ve bilgisayara geçmiş oldum 92 yılında. Tamam çok aslında epey erken geçmişsiniz. Evet, daktilo ama, döneminiz olmadı mı arada? Daktilo dönemim oldu ama yani önce böyle yazıyordum sonra daktilo çekiyordum. Daktilo sonra bilgisayar. Evet, evet. Bunlar da el yazmaları. Bunlar çok böyle beni çok seven editörüme falan böyle bunlardan veriyorum bir kopya. Ay ne güzel, ne kıymetli evet, hediye. Saklasınlar diye. Şanslı bir şey. Evet. İnce Hanım bir sonraki şeye geçmeden önce çok kısa bir araya gideceğiz. Tabii, biz tabii. de bir soluklanmış tabii. oluruz. Minicik bir aramız var. Birkaç dakika sonra o heyecan verici bavuldan çıkanlara bakmaya devam edeceğiz beraber. Evet.
Tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bavula ve bir hayata aslında bakmaya. Buyurun, nereden devam etmek istersiniz? Şimdi bana soruyorlar. Sizin kitaplarınız neden dizi film olmuyor, dizi olmuyor falan? Tam orada onu konuşuyordum. Ben de diyorum ki yani herhalde ortama uymuyor. Yani ama bugün olmasa bile yarın olacağına inanıyorum. Yani sizin bazı yazar, kimi yazar asla istemem uyarlanmasını filan der. Sizin öyle aksine arzu ederim diyorsunuz. Doğru dürüst yapıldığı zaman istiyorum tabii. Niye istemeyeyim ki? Ama ki böyle yapıldı. Evet. Bir Kirli Sarı adlı bir öyküm. 3 bölüm olarak TRT'de yapıldı. Onun bir dökümanı yok elimde ama bir Buluşma adlı öyküm yine. Ertuğrul Yeres tarafından filme çekildi. Aytaç Armağan ve Ayşe Emel Mescid tarafından. Yani biraz senaryoyu da Ertuğrul Yeres yazdı. Biraz değiştirildi filan. Çok çok sıcak gelmedi bana yani. Benim öykünün şeyi olmadı ama çekildi yani film olarak. Ama önemli bir şey oldu. Benim 1978 Kahramanmaraş olaylarını anlattığım Kıran Resimleri adlı kitabım Bakırköy Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelendi ve muhteşem bir şekilde sahnelendi. Yani öyle ki ben oyunu izlerken o şeyi metni, o hikaye kitabını benim yazdığıma inanamadım. O kadar güzeldi ki ve kendimi tebrik ettim. Yani bu şekilde bir kitap yazabildiğim için. Ama Cenk Eren diye bir Emrah Eren yönetmen sahneledi. Son derece modern, son derece etkileyici bir şekilde yorumladılar oyunu. Bu da onun küçük el şeyi. Film böyle bir ya size biraz mesafeli hissettirdi ama oyun farklı olmuş. Oyun muhteşemdi. Yine de böyle bir yazarın yani iyi olsun kötü olsun yani sonuç ne olursa olsun kendi eserinden devşirilmiş bir şeyi görmesi çok acayip bir duygu olsa çok heyecan verici. Yani. 3 kere gittim. Çünkü işte yurt dışında yaşayan tanıdıklarım, akrabalarım vardı. Onları da götürdüm. Çünkü 2 dönem oynadı. Ve bakın şimdi bu şey afiş de güzel. Çok güzel. Öldürülen çok insanların şeyleri. Yani böyle bilmiyorum şey okurlar biraz böyle şey şüpheci yaklaşırlar ya ben de öyleyimdir. Mesela çok sevdiğim bir kitabın uyarlamasını izlemeye biraz korkarım. Ya benim hayal ettiğim gibi değilse ya şeyse diye. Ve ya yazar olarak daha da aslında zor, ürkütücü bir tarafı da yani böyle çocuğunuza emanet ediyor gibi hissediyor musunuz yönetmene sanırsa? Yani oyun sahnelenirken okumalara gittim. Beni davet ettiler, izledim. Yani çok dikkatli bir şekilde ama yani mesela Kahramanmaraş olayları gibi çok can yakıcı bir kanlı olayı davullarla sahnelediler. Davullarla bütün o işte olayları farklı şeylerle, seslerle canlandırdılar. Çok modern bir şeydi. Evet yani... Hiç yadırgamadım ve ekstra yani yorumlanmış. Anladım. Çok yani işte piyango biraz da yani piyango. Şans çok. Her zaman. Onun için ben böyle... yazdığım bazı şeylerin ileride gerçekten yerini bulacak şekilde film ya da işte dizi şeklinde yorumlanacağını biliyorum. Umarım. Şimdi buradan olur. O zaman şeye gidelim. Filmlere gidelim. Evet, tam laf filmlere gelmişken. Evet, benim çok etkilendiğim filmlerin... Ağlayan Çayır. Ağlayan Çayır.
Yani bu bir insanlık dramı ama dünyada tekrar tekrar insanlık var olduğu günden beri şey yapılmış, yaşanmış dramatik bir olay. Rusya'da Kızıl Ordu'nun Odessa'ya yaklaştığı günlerde oradan Yunanistan'a göç eden şeylerin hikayesi, Yunanlıların hikayesi. Fakat tabii bu şey Angelopoulos şahane bir yönetmen. Çok özel bir yönetmen. Çok bu erken uzun bir hikaye. Yani bu göç. Ondan sonra o yokluk şey, o müzisyenlerin yaşama sevinci, yaşama inadı, insanın yaşama inadını insana duyuruyor. O şey birahanedeki şey kahve veya kahvedeki dans eden o karmaşa içinde insanlar çok gözlerimi yaşarttı. Bugün tekrar izledim. Evet, evet. Ve arkadan faşizm, arkadan iç savaş ve arkadan dünya savaşı. Bu bir destan. Ama bugünle bağlantılar kurar. Bir savaş şeyi söylentisi varken dünyada. Göç zaten bu çağın. Göç yani bu her şey bu maceranın, bu acı serüvenin tekrar tekrar yaşanabileceğini gösteriyor ki yaşanmış zaten. Ama benim favorim öncelikle bu film. Hayatta en favori filminiz mi yoksa Angelopoulos filmleri içinde mi favoriniz? Hayatta en beni ağlatan, bugün tekrar ağladım yani izlerken. O yüzden yani bu kadar tazeyken tamam. Onu da böyle alabiliriz isterseniz. Evet. Şimdi yine bir önemli film. Doktor Zhivago. Bunu da herhalde 4-5 kere izledim. Ne zaman yakalasam yine izliyorum. İlk ne zaman izlediğinizi hatırlar mısınız? 10 yıl önce. Yenice izlemişsiniz yani aslında. Tabii ama yani hiç bıkmıyorum. O kadar güzel geliyor bana. Bu da yine Bolşevik devriminin yaşandığı günlerde yaşanmış bir aşk hikayesi. Ve ben Bolşevik devriminin inceliklerini bu filmle daha iyi kavradım. Ne yani, açıdan? Ne, hangi ince? Yani mesela o soyluların evlerinin, köşklerinin boşaltılıp yoksul insanların oraya yerleştirilmesini, işte rejime karşı olan insanların sürekli izlenmesini. Yani bu da burada hemen şeydeki, daha önceki filmde olduğu gibi gene bir insanlık. Evet, yani o hep büyük büyük toplumsal o tarafını dinlediğimiz, siyasi tarafını dinlediğimiz meselelerin savaşta işte böyle birilerini öldürüyor gibi. Şimdi şöyle Eylül Hanım, insan meselesi. Ben hep şunu söylerim. Resmi tarih yanlıdır. İstediği şeyleri anlatır. İşte kahramanlıkları, savaşları filan. Ama o savaşın içine düşmüş insanı edebiyat anlatır. Çok doğru. Ya da sinema şu an konuşuyoruz. Evet. Evet, kesinlikle. Ama sanat, tabii sanat, bu da zaten sinema. Bir edebiyat uyarlaması. Evet. Sevdiğim bir yönetmen de Ingmar Bergman. Tabii ki yani insan ruhuyla bu kadar ilgilenen bir yazar olarak bunu es geçmem mümkün değildi. Çok, ve yani. Persona, evet, ilk Sessizliği izlediğimde 21 yaşındaydım. Samsun'da öğretmenlik yapıyordum. Ve böyle sinema koltuğuna yapıştım. Herkes gidiyor, film bitti. Ben kalkamıyordum yani, o kadar etkilenmiştim. Ki o zaman daha edebiyatla ilgilenmiyordum. Günlükler falan yazıyordum. Mektuplarla başlamıştım. Aslında ilgileniyormuşsunuz ama adını koymamışsınız yani gibi. Ingmar Bergman'ın bütün filmleri.
sadece şey. Bir tane daha var. Yani o kendi hayatından yola çıktığı bir film var. O da... Evet, Fanny ve Alexander. Bu, bunu da, bunu da. Çocukluğundan, evet. Yani çocukluğundan itibaren. Bunlar da Ingmar Bergman'da. Yani mesela... Şimdi aslında şey değil mi? Mesela Persona'nın ve Malina'nın şeyi çok benzer aslında, değil mi? Evet, bu, evet. Oradaki ikili insan ruhundaki ikilik, karşıtlık, çatışma hali üzerine. Sizi çok şey, belli ki oralar yakalıyor yani. Evet, çok, çok. Devam edebiliriz isterseniz. Evet, müziğe geçelim. Olur. Kalan, eğer vaktimiz kalmazsa, kalan filmleri sosyal medyadan, Pandora'nın merakı hesabından, Instagram'dan paylaşacağız. Şimdi buradaki müzikler, önce şundan bahsedeyim. Bu benim bir şeyim, marifetim. Benim söylediğim şarkılar var burada. Ne zaman söylemişsiniz? 22 yaşında. Ay. Samsun'da öğretmenlik yapıyordum. Tam bu... Ve, bu sessizliği izlediğiniz yıllar. Evet, evet, evet. Ve Türk müziğini çok seviyordum. Yani şeyi de çok, klasik müzik de çok dinliyordum. Bir lojmanda kalıyordum. Ve hep yukarıdakiler benim müziğimi duyduklarını söylerlerdi. Fakat sonradan çocuklarımın babası olan kişiye bir sesli mektup göndermek istedim. O benim ruh halimi ifade eden... şarkılarla. Ve burada işte 25 şarkı var. Şeyi yani mektup ve sözlü kısımları kesildi. Bu o evlilik bittikten sonra böyle bir makaralı kaset şeklinde evde kalmıştı. Oğlum 40 yıl sonra onu şeye çekmiş, CD'ye çekmiş olarak bana getirdi. Ve yani o zaman 60 yaşındayım herhalde. Ve 22 yaşındaki sesimi duyduğum zaman düşüp bayılacaktım. Ay yani. Ne, nasıl bir his? Korkunç, müthiş bir his. Ve sonra Şarkını Söylediğin Zaman adlı bir kitap yazmıştım. Bu şeyi o kitabın içine bir cep olarak koyalım dedik. Hasan Saltık da çok ilgilendi. Yani bu ilk dinlediği zaman kim olduğunu söylememişler. Ayağa kalkmış, kim ya bu filan diye. Gerçekten. Ama telif sorunu çok ağırdı. Onunla baş edemedik ama bir hatıra olarak kaldı. Çok sevdiğim insanlara birer ikişer çok şarkı gönderdim. Ya muhteşem bir hatıra. Bir şey hakikaten onu hayal etmeye çalışıyorum. Yani 40 sene önceki halinizin birdenbire size bir şey söylemek üzere. İnanılmaz. Çok acayip. Üstelik de unutmuşken, hatırlamazken. Şimdi bu şey, Türk müziği merakı da annemin plaklarından geliyor. Ha. Annem çok meraklıydı. Ve çok dinlerdi. İşte Zeki Mürenler, o zaman Nevin Demirdöğenler falan böyle. Annen ve, okuyan da bir kadındı, öyle demiştiniz değil mi? Evet, okuyan bir kadındı. Çok eğitimli değildi ama böyle hayat yetiştirmişti onu. O Türk müziğinin hüzünlü sesi kulaklarımda yer etmiş. Ve ben de hep dinledim. Hala ben şey dinliyorum yani... Türk müziği çalan kanalları dinliyorum TRT'de. Bu da öyle bir hatıra işte. Kaldı o ses. Çok, 22 yaşın sesi çok kaldı. Çok güzel bir hatıraymış ama çok yani. Bu benim Şarkını Söylediğin Zaman'da müzik okuyan iki öğrenci arasındaki aşkı anlattığım şeyde motif, leitmotif. Albinoni'nin bir şeyi. Siz yani müzik böyle yani kendi söylediğiniz bir yana hayatınızda epeyce yeri olan bir şey. Çok önemli. Yani şey. Ki eserlerinizde de zaten. Evet, mesela Safiye Ayla'dan var burada.
Şey, sonra yazarken dinler misiniz? Hayır. Ha, dinleyemiyorum. Ben hiç ses istemem yazarken. Kimi şey yazar, ama sonradan şey yaparım, yani sonradan dinlerim. Hı hı hı. Bu da yine bir romanımda, Sadakat adlı romanımda, hı hı, kahramanımın intihar edeceği gece dinlediği Maria Callas. Hı. Yine bu, bu da çok severim. Per Gynt, Grieg. Ağırlıklı olarak böyle klasik Türk müziği ya da klasik Batı müziği dinliyorsunuz sanırım. Şimdi ne yazdığımı da söyleyeyim. Ha, söyleyin. Ben söylemek istemezsiniz diye sormamıştım. Yok, ben söylüyorum yani. Herkes yapabilir. Şeyin, Tolstoy'un Kreutzer Sonat adlı bir, evet, romanı var. Ben onu 15 yaşından beri çok severim. Orada bir erkek karısını öldürür. Aldattığı için. Aldatma da değil yani, öyle de vehmettiği beraber için. Beraber müzik yapıyorlar. Evet, o evet, da evet, kıskanıyor filan. Evet. Ben onu şimdi o şeyi, Kreutzer Sonat'ı günümüze uyarlıyorum. Aa, çok çok acayip merak ettim. Ve o şeyi, Kreutzer Sonat'ı dinlediğim zaman Fazıl Say ve bir başka kemancıyla, internette var, onu dinleyin, müthiş. Aa, hiç bilmiyordum öyle bir şey çaldıklarını yani, dinle evet, bakar bakacağım. Fazıl Say bir kere korkunç yani böyle. Neredeyse böyle piyanonun içine girecek. Öyle. O kitap zaten o ya Tolstoy'un son dönem eserlerinden. Son dönem eserlerinden ve yayınlandığı zaman çok büyük tartışmalar, evet, yaratmış. Evet, onu söyleyeceğim. Amerika'da yasaklanmış falan böyle. Yani işte evliliğe karşı bir işte böyle, evet, bir kadın, evet, özgürleşmesi falan hikayesi, evet, anlattığı, evet, için, evet, vay ne demek falan diye. Ama bize çok uyuyor şimdi. Günümüz Türkiye'sine uyarlıyorsun. Günümüz Türkiye'sine uyarlıyorum. Bir bürokrat. Aa, çok acayip. Ve bir piyanist karısı. Bu şekilde o yani burada şey biraz siyasi içerik de olacak. Hmm. Yani büyük adam olup da suç işleyenler nasıl kurtarılıyor? Nasıl işte şeyden cinayet yerine intihar şeyleri çıkıyor. Evet. Ya yani böyle bir şeyler üzerinde de duruyorum. Ama yani bunu bu yıl halledeceğim. Yani hem edebi açıdan hem de bu söylediğiniz toplumsal tarafı, evet, itibariyle çok, evet, çok merak, evet, ettim. Heyecanla, evet, bekliyorum diyeyim. 5 dakikamız kalmış. Tamam. Zaten bitti. Sanıyorum herhalde az bir şeyimiz kaldı. Burada bir Nina Simone var. Çok sevdiğim. Ne ses. Ne kadın değil mi? Bir de Fazıl Say var. Zaten tam anmışken. Evet. Bir de burada Beyin diye bir şey var. İsveç'te bir üvey oğlum yaşı var. Ve bana cam heykeller gönderir veya gelirken getirir. Bu da Beyin isimli bir şey. Ve bunu biraz benim yazarlığıma şey yaparak, evet, çok gönderdiğini düşünüyorum. Bunun bir de kobaltı var. Çok sevdiğim, masamda duran masamda bir şey bu. Evet, tam böyle kafa yorduğunuz şeylerin stilize edilip heykelleştirilmiş hali gibi aslında. Evet, evet. Ha, bir de şu var. Bu birkaç dakikamız daha var, rahat rahat konuşabiliriz. Bu Kıbatek ödülü. Kıbatek nedir? Kıbrıs, Balkanlar ve Türkçe konuşan ülkelerin Türkçelerini övücü bir ödül. Yani ve büyük bir ödül. Cengiz Aytmatov'un da aldığı bir ödül. Oh. Onun için bununla da gurur duyuyorum. Ne kadar kıymetli. Evet, evet. Hem de böyle, evet, yani Türkçe üzerinden almış olmayan, yani böyle, evet, ödül veriyor, evet, olması da çok güzel. Türkçe mi zaten çok önemli ve iyi kullandığımı söyleyen
Kalan filmlerinizi duyabiliriz bu arada. Var kalan yani filmler, yani şey bu şeyi de çok sevmiştim. Bir Zamanlar Amerika. Aha, evet. Ondan sonra, yani şey olarak, ufuk açan şeyler bunlar yani. Evet, bir şeyleri başka türlü anlatan. Başka türlü anlatan filmler. Şeyin dışına çıkarak. Bir de şey, tabii ki. Buna da bayılıyorum. bir de şey var tabii. Hem ucuz roman var. Ha, ucuz roman bu şey. Birisi nerede? Dövüş Kulübü. Ha evet, onu sanırım bavula son anda yetişmez diye koymadık herhalde, öyle zannediyorum. Yoksa ha, var mı? Yok, burada tamam. Mı? Burada işte. Mesela en sanırım bu filmlerde en yenisi Dövüş Kulübü olmalı. Evet, en güncel. Ben önce romanı okudum. Ha. Sabahladım, şok geçirdim. Yani bu kadar güzel bir kapitalizm eleştirisi ve onun içindeki insanın tavır koyuşu ve o psikoloji bu kadar güzel anlatılabilirdi. Sonra tabii filmi de birkaç kere izledim. Çok filmi güzel. Mesela yine demin konuştuğumuz konu itibariyle kitabın hakkını vermiş bir uyarlama. Kesinlikle, kesinlikle. Ben kitabı okumadım. Evet. Kitabı okudum ama filmde daha da şeyim açıldı. Yani kitabın bazen böyle olur. Evet değil mi? Bazen uyarlama böyle şey üstüne bir katman koyuyor eserin. Evet, evet. Yani aynısı olmuyor ama daha iyisi de olmuyor ama bir şey yapıyor. Yani çok acayip mesela orada filmde bir kadın kahraman da var. Evet. Onu da çok severim, o oyuncuyu da. İyi canım. Çok teşekkür ederim. Bitirdik değil mi bavulu? Bitirdik. Vallahi çok bitirdik. Güzel, harika bitirdik. Yani tam şeye göre koymuşuz. Evet, çok. Evet, bitti. Hepsini şey yaptık, konuştuk. Çok teşekkür ederim. Bir şey kalmadı. Geldiğiniz için. Tekrar çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ama yani teşekkür çok ederim. Şahane bir sohbetti gerçekten. Öyle mi? Çok sağ güzel, olun. Büyük bir şeyle dinledim ve bence hani eserlerinizi okuyanlar böyle sizin nasıl bu edebiyatın, bu sanatın nasıl şekillendiğine dair, nelerden beslenler epey bir fikir edinmişlerdi diye düşünüyorum. Ben en azından çok ufuk açıcı oldu benim için. Çok memnun oldum ben de. Ben de öyle. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hakikaten ayağınıza sağlık. Bu kırık ayağınıza sağlık diyeyim. Evet. Biz şimdi İnce Hanım'la vedalaşacağız. Sizi haftanın etkinliklerini izlemek üzere VTR'mize davet ediyorum. VTR'nin ardından siz haftanın etkinliklerine baktıktan sonra ben karşınızda olacağım. Yeni çıkan kitaplardan seçtiğimiz 5 tanesini anlatmak üzere. Buyurunuz, bu hafta neler var, beraber bakalım. Pandora'nın merakı haftalık kültür sanat takvimini oluşturmaya devam ediyor. Kültür sanat ajandasının bu hafta dikkat çeken etkinlikleri şu şekilde. Sanatçıların üretim süreçlerini sanatın temel kavramlarıyla buluşturma deneyine dayanan Olimpos sergileri serisinin üçüncüsü olan enteriyor temalı grup sergisi Karaköy'deki tarihi un değirmeni binasında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Taner Ceylan'ın küratörlüğündeki sergide çok sayıda sanatçı resim, heykel, fotoğraf, desen, video ve yerleştirmeleriyle yer alıyor. Sergi 21 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Türk Edebiyatı'nın unutulmaz eserlerinin müzikle harmanlandığı dinletiler, İş Kuleleri Salonu'nda seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Edebiyatımızın kilometre taşlarından Ahmet Muhit Dranas'ın şiirlerinden oluşan Aşklar Uçup Gitmiş Olmalı Bir Yazla başlıklı dinleti, bir park dekorunda, piyano eşliğinde, İlk sahnelenişinden 22 yıl sonra tekrar iş sanat sahnesinde. Usta ismin şiirlerini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Ermeni, Osmanlı ve dünya kültüründe kuvvetli bir iz bırakmış müzisyen ve müzik araştırmacısı Gomidas'ın son yıllarını geçirdiği akıl hastanesinden hayat hikayesine uzanan yolculuğunun anlatıldığı Gomidas, bu haftanın dikkat çeken tiyatro oyunları arasında. Müzik
Fehmi Karaaslan'ın oyunculuğuyla devleştiği Gomidas'ta başarılı oyuncuya Hagop Mamigonya'nın şefliğindeki 40 kişilik kadrosuyla Lusavoriç Korosu eşlik ediyor. Oyun 21 Ocak Pazar akşamı Caddebostan Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşacak. Haftanın konser tavsiyesinde ise İsveçli metal müzik topluluğu Katatonia yer alıyor. Başarılı grup Sky Void of Stars Tour kapsamında 20 Ocak 2024 Cumartesi günü Zorlu PSM Türksel sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın vizyon filmleri arasında ise yerli bir yapım dikkat çekiyor. Oyunculuğunun yanı sıra yazdığı senaryolarla da dikkat çeken Gupse Özay, kendi lohusalık deneyimlerinden yola çıkarak yine tadına doyumsuz bir filme imza atıyor. Burcu? Ha, aşkım. Ne oldu? Suyum geldi. Ne? Dur aşkım hiç sakin ol. Tamam. Doğru çantası. İçeride alabilir. Sakin. Bak hemen suyu gelince doğurmuyor insanlar. Yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün boyunca başlarına gelen komik olayların anlatıldığı Lohusa filminde Gupse Özay'a Onur Gürçay, Hazal Türesan ve Esra Ruşan eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baru öne oturuyor. Ne abarttılar hamileliği. Sen bir doğru bakayım, göreceğim ben çalışabilecek misin? Aa, çalışırım tabii ya. Ben duramam ki yerimde. Aynen çalışırsın Lohusa depresyonunda. Ay girmem ben depresyona falan. Gireceksin. Yok girmeyeceğim. Gireceksin. Girmiyorum filanca. Tekrar merhabalar. Haftanın etkinliklerinden seçtiklerimiz böyleydi. Bir de tabii her hafta olduğu gibi kitaplardan seçtiklerimiz var. Onlara da bakalım beraberce. Bu sefer kucağımda değil bu kitaplar çünkü iki koca kitabımız var. İş Bankası Kültür Yayınları'nın yeni bastığı, ya bu çok acayip bir kitap. Böyle derli toplu konuşamayacağım bu kitapla ilgili çünkü çok heyecan verici buluyorum. Fabrizio Casaretto'nun aile arşivinden Seba ve Jolie fotoğrafhanesi. Umarım doğru okuyorumdur. Buradaki mesele şu, Osmanlı'nın son döneminde fotoğrafın keşfinin yani aslında böyle yaygınlaşmaya başladığı ilk dönemde 1857 yılında Pera'da Tomtom Mahallesi'nde açılan bir fotoğrafhane bu. Seba ve Jolie'nin açtığı, işte Pascal Seba'nın kurduğu ve Polya Carpe Jolie'nin katılımıyla altın çağını yaşayan bir fotoğrafhane. Fabrizio Casaretto da kendilerinin bu ailenin soyundan gelen, Jolie ailesinin soyundan gelen birisi. Torunları onların onun koleksiyonundan yapılmış bir seçki bu. Çok uzun anlattım ama çok önemli buluyorum. Birazcık içini de göstereyim size. Bir kere kısım kısım ayrılmış. Semt semt var, konu konu var. Yani şöyle kameranın alabildiğini ümit ederek. Ne bileyim işte Haliç fotoğrafları, Fatih fotoğrafları, Fenerbahçe'nin fotoğrafları. O yıllarda çekilmiş çeşmeler, sebiller. Bu çok acayip bir arşiv bence. Şehrin o dönemki en meşhur fotoğrafhanesinin arşivi yani. Sadece İstanbul'da değil bu arada. Türkiye'nin başka yerleri de var. Başka illerinden de çekilmiş kareler var. Çok kıymetli bir şey, bir kitap bu. Ben büyük bir mutlulukla karşıladım. Seba Jolie fotoğrafhanesi. Evet. İkincisi yine bir dev kitap. Yine Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Gül İrepoğlu'nun İstanbul'un resmi kitabı. Gül İrepoğlu zaten İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin de kurucu müdürü olması lazım, yanlış söylemeyeyim. Kurucu küratörü. Kendisi zaten sanat tarihçisi ve Osmanlı üzerine de çok fazla çalışması olan ve resim üzerine, Cumhuriyet dönemi resmi üzerine. Bu da İş Bankası'nın müzenin arşivinden seçilmiş İstanbul resimlerinin bir derlemesi. Çok yani kapak çok güzel kumaştan yapılmış. Ben böyle şeylere çok tav olurum. Kitabın içinde de yine böyle dönem, yine semt semt aynı şekilde. Mesela Arnavutköy resimleri sadece.
ya da işte Boyacıköy Emirgan resimleri koleksiyondan seçilmiş. Hepsi uzun uzun anlatılarak, görüşlerle, teknik bilgilerle beraber verilmiş. Bu da yine çok kıymetli bir arşivlik kitap. Bu ikisinin ardından, şimdi kucağıma alıyorum tekrar kitaplarımı. Yine bir koca kitap var. Doğan Kitap'tan Haruki Murakami'nin Fare Dörtlemesi. Murakami malumunuz çok seveni olan bir yazar. Her sene neden Nobel almadı tartışmaları yapılır. Bu Fare Dörtlemesi aslında Murakami'nin daha önce yayınlanmış dört kitabının beraber basımı. Aslında bir koleksiyonluk kitap bu da. Rüzgar'ın Şarkısını Dinle, Pinball 1973, Yaban Koyunu'nun İzinde ve Dans 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 kitaplarının bir arada basılmış hali. Şöyle bir şey, yani tam bir ben Murakami'ye bayılıyorum diyenlerin alıp tutacağı bir şey. Bu arada Ali Volkan Erdemir çevirisiyle. Bir de yeşil kapaklısı var bunun. Yani böyle hakikaten bir koleksiyon şeyi olarak basılmış. Dörtlemenin tamamı bir arada, meraklısına diyelim. Ardından Carries Davies olduğunu umuyorum bu ismin okunuşunun. Gallerli yazar Batı kitabı. Candan çıkmıştı Tülin Er çevirisiyle. Bu kitap çıkalı birkaç hafta oldu. Bir türlü sıra gelmemişti ama bahsetmek istiyorum. Carries Davies yaşayan bir yazar, genç de bir yazar. Bu kitap çok enteresan bir kitap. Çok da iyi övgüler aldı. Amerikalı bir yerleşimci ve dul kalmış bir baba. Kulağına bir haber geliyor. Bir Kentucky içindeki derin bataklıklarda tarih öncesinden kalma dev hayvan kemikleri bulunduğuna dair ve kızını da arkasında bırakıp bu dev canavarların halen yaşayıp yaşamadığına dair duyduğu söylentilerin peşinden yola koyuluyor. Bir yol hikayesi, böyle büyülü neredeyse bir yol hikayesi olduğu söyleniyor. Masal gibi yazılmış bir yolculuk hikayesi, bir babanın kemiklerin ardındaki yolculuğu Batı. Bu da bence dilimize çevrilmesi sevindirici olan eserlerden biri. Epeyce merak ediyorum. Son olarak da Doug Solstad'ın Bjørn Hansen'e dair üçüncü ve son roman kitabı Yapı Kredi'den çıktı. Bu da Banu Gürsalar Svertsen çevirisiyle. Doug Solstad Norveçli yazar. Ülkemizde de seveni çok var. Bu da zaten bir üçlemenin son kitabı. 11. roman 18. kitaptı. Üçlemenin ilk kitabı, 17. roman ikinci kitabıydı. Çok karmaşık rakama boğdum sizi ama böyle. Bu da üçüncüsü. Üçlemenin son kitabı. Meraklısı çok biliyorum. Bekleyenler vardı. Üçlemeyi tamamlayabilirsiniz. Ben mesela üçlemenin tamamlanmasını bekleyenlerdendim okumaya başlamak için. Külliyatın en önemli, Doug Solstad külliyatının önemli parçalarından biri. Bu da artık dilimize çevrilmiş durumda. Bu haftada bizden bu kadar. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Umuyorum sizin için de benim için olduğu kadar heyecan verici olmuştur. Ben böyle büyük bir açlıkla dinledim çünkü İndi Hanım'ı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta çarşamba akşamı tekrar burada görüşmek üzere. İyi geceler, mutlu hafta sonları şimdiden.